Kapı Verde Adası'nda son gecem, son akşamım, öyle söyleyeyim. Hatta birkaç saat sonra havalimanına gideceğim. Şimdi birazdan Sandra beni almaya gelecek. Gitmeden önce görüşmek istedi. Görüşeceğiz. Ondan sonra da arkadaşlarla havalimanına gideceğiz. Beni havalimanına bırakacaklar. Ondan sonra da Allah'ın izniyle buradan tekrardan Fas'a yolculuk yapacağız. Vakit buldukça tekrardan yine çekeceğim. Geldi. Evet. Son kez görüşmek istedi. Bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi oh my, sorry. I don't like this every time. Evet arkadaşlar, şimdi Sandra'ya da bir yere gidiyoruz. Büyük ihtimal gene bir şeyler falan yiyeceğiz, içeceğiz. Sağ olsun. Bayağı yedirdi, içirdi beni burada. Gerçekten çok çok yardımcı oldu bana burada, öyle söyleyeyim. Yani dediğim gibi gerçekten buranın insanını ben çok sevdim. Çok güzel, çok kaliteli insanları var. Tabii ki aynı Türkiye'deki gibi bozuk olan insanlar da var, yok değil, ama Allah'a şükür güzel insanlara denk geldim buralı. Bana çok yardımcı oldular, yardımcı olmaya çalıştılar. Hatta bana dün burada kalmam için çok ısrar etti. Dedi burada dedi kal dedi, gitme dedi. Dedim artık çok geç, artık bileti aldım, her şeyi aldım, gidiyorum. Belki dedim bir sene sonra, yarım sene sonra belki dedim tekrardan görüşürüz, veya dedim istersen sen de gelmek istersen benim ülkeme gelebilirsin. Bakalım. Hayat bizim için devam ediyor. Evet. Son kez Cape Verde'nin sokaklarını akşam vakti çekiyorum. Okay. See you. Evet arkadaşlar. Zandra sağ olsun getirdi beni, bıraktı. Elime de bir dünya şey aldı, verdi. Yok çikolataydı, yok ne bileyim gofretti, bisküitti, bir dünya şey verdi dedi. Çünkü Fas'ta bayağı bir uzun süre bekleyeceğim için havalimanında dedi. Orada dedi yersin. Dedim ben bu poşeti neyle götüreceğim? Zaten çantam doldu, şu çantam doldu. Dedi yok dedi, illa al. İyi dedim o zaman. Şu an elimde bir poşet dolası yiyecek var yani. Gofretinden, çikolatasından, suyundan, osundan, mutundan. Ve yanımda gezdirmek istemiyorum. Şimdi eve doğru gidiyorum. Valizi zaten hazırlamıştım. Sadece valize birkaç bir şey daha koyacağım. Ondan sonra da saat 10 gibi diğer arkadaşlar gelecek almaya ve havalimanına doğru gideceğiz. Evet, akşamları buraları bayağı sessiz ve sakin. Evet, Cape Verde Adası'nda son videom diyebilirim. Burası yani yabancı ülke olarak ilk ülkem değil. Birçok yabancı ülkeye gittim ama daha önce hiç video falan çekmedim. Ama yani en sevdiğim ülkelerden bir tanesi oldu diyebilirim, insanlarından. Yani hemen hemen her şeyi gerçekten hoşuma gitti. İnsan tabii ki üzülüyor. Yani yapacak bir şey yok.
Havalimanına doğru gidiyoruz. Şu an havalimanına girdim ve gişelerin açılmasını bekliyoruz Dani'yle. Gişeler açıldıktan sonra beni uğurlayacaklar. Ondan sonra ben de içeri geçeceğim, içeride bekleyeceğim. İşte uçağın gelmesini sonra ben uçağa binip pasını geçeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi check-in'den geçtim, polis kontrolünden geçtim. Polis sağ olsun bütün geriye kalan vizemi, yani normalde buraya vize alamamıştım bir aydan sonra. İster inanın ister inanmayın ama polis öyle bir güzellik yaptı ki sanki girdiğim günden bugüne kadar normal vize almışım gibi, yani normal vize ödemişim gibi vize. Yani normal pasaporta vize bastı, öyle söyleyeyim. Yani çok acayip bir şey, çok güzel bir şey gerçekten. Bir şey demiyorum. Yani. Arkadaşlar şimdi uçağa geçiyoruz. Şöyle sıra halinde. Şu an gece saat 1.40. Şu an saat 2.20 var. Uçağa geçiyoruz, öyle söyleyeyim. Numara önlerdeydi galiba ama arkadan gidiyoruz. Ana bayan düştü. Kaldırıyorlar. Yalnız uçak bayağı bir küçük bir uçağa benziyor ya. Çok da fazla böyle bir uçak gibi değil, durmuyor ama. Orta halde bir uçak. Öyle söyleyeyim. Air Marokka diyor.
Evet arkadaşlar, şimdi Fas'a indik. Casablanca'ya geldik. Öyle söyleyeyim. Şeylere doğru yürüyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bir gün havalimanında bekleme gibi bir söz konusu değilmiş. Yani normalde yarın İstanbul uçağı yarın kalkıyor. Fakat bileti aldığım yer Air Maroc bir gün boyunca oteli karşılıyormuş. Yani şimdi gidip pasaporta damga bastırıp Fas'a giriş yaptığıma dair polise, yani Fas'a giriş yapacağım. Ondan sonra da bir gün boyunca konaklama ücretsiz olacak. Arkadaşlar şimdi Fas'ın pasaport kontrolünde bekliyorum. Gişelerde. Şimdi birazdan Fas'a gidiş yapacağım. Evet arkadaşlar, otelde konaklama kuponumu da aldım. Öyle söyleyeyim. Yarın saat 9'da kalkıyormuş diğer İstanbul uçağı. O yüzden buraya yürüme mesafesindeymiş zaten otel. Çok uzak değilmiş. Ben de yani geçen Casablanca'ya gelmiştim Fas'a, fakat gezme imkanım olmamıştı. Şimdi hiç olmazsa Fas'ı gezme şansım olacak. Yani gezme şansı derken hiç olmazsa yarım gün bile olsa, yani yarım gün bile olsa Fas'ı size göstermeye çalışacağım. Yani bu şekilde. Evet arkadaşlar, Fas'a geldik. Burası Casablanca, Fas şehri. Öyle söyleyeyim ben size. Şu şekilde göstereyim. Burası Casablanca'nın havalimanı. Şu şekilde, ben de daha ilk defa görüyorum. Öyle söyleyeyim ben size. Şu şekilde göstereyim. Evet, çok güzel bir yere benziyor. Gerçekten çok güzel bir yere benziyor. Bakalım. Şimdi oteli bulmam gerekiyor. Relax Hotel Airport Seoul diyor. Relax Hotel. İsmi de güzel. Relax. Hotel diye buraya yazmışlar. Burada reklamını gördüm ama otelin kendisi nerede? Ona bakmam gerekecek. Otelin kendisini de bulmam gerekiyor tabii ki. Öyle söyleyeyim ben size. Arkadaşlar şimdi otobüsleri varmış Relax Otel'in. Otobüslerini bekliyorum. Otobüsleri gelip alacak. 5 dakika sonra dedi gelecek dedi otobüs dedi. Yani otobüsü özel olarak geliyor. Sizi alıyor havalimanından ve otele gidiyor, yerleştiriyor. Bir gün konaklıyorsunuz. Ondan sonra da sabahleyin sizi tekrardan otele geliyor. Uçuş saatinize yetiştiriyor. Bu şekilde. Gerçekten çok güzel, mükemmel bir yer diyebilirim yani Casablanca. Gerçekten bilmiyorum yani, çok değişik geldi bana. Çok güzel. Çok güzel bir yere benziyor yani. Havalimanı bu kadar muhteşemse yani şehrini düşünmek istemiyorum. Gerçekten belki de en az burası kadar güzeldir. Belki buradan yani görülecek mutlaka çok çok yerleri var Fas'ın ama yarım günüm var. Yani yarım gün derken şu an Fas saatine göre saat 10.45, yani 11. Hadi 12 gibi otele motele yerleştik desek. Ondan sonra yani akşam 5'e kadar 6'ya kadar video yapmayı, video çekmeyi düşünüyorum sizlere. Gösterebildiğim kadar Fas'ı size göstermeye çalışacağım. Yani bir gün içinde, yarım gün içinde ne çektim kar. Minibüs geldi ya da minibüs. Bu minibüsle otele geçeceğiz. Ondan sonra da büyük ihtimal Fas'ı size çekmeye çalışacağım. Relax Otel. Okay. YouTube'a atmayı düşünüyorum. Hızlı bir şekilde videoları, ama bakacağım. Arkadaşlar şimdi havalimanından çıktık, otobüsle ya da minibüsle öyle söyleyeyim, otele doğru gidiyoruz.
Az uzakta değilmiş. Ama gene de minibüsle gidiyoruz. Ben de anlamadım. Herhalde havalimanının biraz dışarısında. Bakalım, hep beraber gidip göreceğiz. Ben de daha önce gitmedim. Yolları, Casablanca şehrinin yolları gerçekten tertemiz bir yere benziyor ama arkadaşlar, öyle tahmin ediyorum ki otele geldik. Adı gibi relax. Relax bir otele benziyor. Bayağı da. Göreceğiz. Böyle bir yer arkadaşlar. Ve tahmin ediyorum ki burası. Evet, otel burası. Burada bir gün konaklayacağız. Konaklayacağım daha doğrusu. Önce bir yerleşeyim. Yerleştikten sonra buraları araştırmaya çalışacağım. Bakacağım nereye gidebilirim, nereye gezebilirim. Ona göre tekrardan devam çekerim. Zaten şarjım da bitmek üzere. Diğer kameram... Diğer kameramda şarjı yok. O yüzden telefonu da diğer şeyi de şarja takmam lazım. En az 1 saat 2 saat şarj olması lazım. Şeye giriyorum. Aksotel'e girdik. Burası girişi arkadaşlar. Aa, ne güzel, havuzu da varmış. Şimdi kartımızı aldık. Şimdi odamızı bulmaya çalışacağız. 103 numara. 103 numara. Bakalım neresi? Evet. Öğle yemeği ve akşam yemeği ücretsizmiş. O da çok güzel oldu. Yalnız bir tek sıkıntı var. O da buradan şeye gitmek çok... Hadi. Evet. Açıldı. Kapımızı çaldı, kartımızı taktık ve odamıza girdik arkadaşlar. Evet, oda fena değil. Duş, tuvalet, banyo. Burada da çift kişilik yatak var. Bana yeter, artar bile. Burada da ayrıyeten balkon gibi, aynen, teras varmış. Yeter de artar bile, öyle söyleyeyim. Zaten bir gün konaklayacağım. Yalnız bir tek sıkıntı var arkadaşlar. Sıkıntı o ki... buradan merkez çok uzaktaymış. Yani gerçekten çok çok uzakmış mesafesi buradan havalimanından merkeze gitmek. Taksiyle de yalan olmasın 60 euro dedi gidip gelmesi. Yani otelden çarşıya, yani merkeze gidip geri gelmek 60 euro dedi. 60 euro da yani şu an öyle bir... 60 euro gibi ödeme gibi bir şansım yok yani. Hani ödemeyi de düşünmüyorum zaten. Ya da dedi tren var dedi ama trende saatlerini bilmiyorum dedi. Saat kaçta en sonki tren geliyor gidiyor diye. Yani bakmaya çalışacağım. Çekmeye çalışacağım. Yine bir şeyler yapmaya çalışacağım ama. Ama büyük ihtimal burası gerçekten şey, güzel bir yer ama havalimanına yakın. Çok uzak değil havalimanına. Fakat merkezden uzak. Yani merkezden çok uzak, öyle söyleyeyim. Havuzumuz da varmış aşağıda. Çok güzel. Her şey denk geldi. Dört dörtlük oldu valla. Güzel oldu. Burası da otelin havuzu. Öyle söyleyeyim size. Yalnız tarihsizlik oldu. Üstümü getirmedim.
Yani getirmedim derken bagajı almadım şeyden uçaktan. Uçaktan bagajı almadığım için şey oldu. Siz söyleyin. Yani yanımda şortum yok. Öyle söyleyeyim. Şortum olmadığı için. Zaten canım da yüzmek falan istemiyor ama. Böyle güzel bir yer. Öyle söyleyeyim. Burası da restorantı. İster dışarıda ister içeride yiyebiliyorsunuz. Çok güzel bir yer. İçerisinde gördüm iki tane kedi yatıyor. Şey gibi yatıyor da iki tane bebek kedi. Aa, yok bu annesiymiş. Bu da herhalde bebek. Ben de şimdi yemek söyledim. Öğle yemeği. Burada saat şu an öğle civar. Saat 12 civarı. Yemeği yiyeceğim. Ondan sonra da otelin dışarısına çıkacağım. Buraları birazcık gezip sizlere göstermeye çalışacağım. Şans o ki dediğim gibi fazla şarjım yok. Gene bir yarım saat 40 dakika kadar doldurabildim ama tam dolmadı şarjım. Artık çekebildiğim kadar çekmeye çalışacağım size. Hiç olmazsa Casablanca'nın bazı yerlerini göstermeye çalışacağım size. Ona göre siz de değerlendirme yaparsınız. Yes, thank you. Evet, yemeğimiz de geldi arkadaşlar. Şöyle öğle menüsünde makarna, kek ve ayrıyeten bu şekilde bir salata tarzı tavukla karışık bir salata var. İki tane de ekmeğimiz var. Arkadaşlar, şimdi otelden çıktım. Birazcık buraları gezeceğim, bakacağım neler var neler yok burada. Ya dediğim gibi çarşı bayağı uzakmış. Bir de aşırı yorgundum. Yani öğle yemeğinden sonra bir yatmışım. Şu an saat 6:30. Yani 4 saat falan uyumuşum. Uyuyakalmışım odada. Çünkü aşırı yorgundum. Dün öğleden beri ayaktaydım çünkü uyumadım, öyle söyleyeyim. Evet. Burası dediğim gibi merkeze biraz uzak. Yani araçsız burada hiçbir şey yapma imkanınız yok. İlla araç olması gerekiyor. Şu araç da otelin aracı. 30 dakikada bir insanları işte havalimanına götürüp getiriyor. Ama havalimanına da gitmek istemiyorum. Zaten oradan geldim. Havalimanına gitsem tren kaça kadar var onu da bilmiyorum. Hiç araştırmadım. O yüzden şimdilik buraları çekeceğim. İlerleyen zamanlarda daha planlı yapacağım bu Fas olayını. Yani Fas'a mutlaka geleceğim yine. Fas'ı detaylı bir şekilde, yani çekebildiğim kadar çekmeye çalışacağım. Ama dediğim gibi bu ilerleyen zamanda olacak. Yani her şey bir anda olmuyor maalesef. Zaten çoğu şey istediğim gibi gitmedi. Normalde Brezilya hayalim vardı ama maalesef olmadı. Yani bu sene için olmadı maalesef. Öyle tahmin ediyorum ki belki ilerleyen senelerde Brezilya hedefimi gerçekleştirebilirim. Ne tarafa gitmek lazım? Şu tarafa gidelim. Bir tane süpermarket varmış. Şöyle kafeterya tarzı yerler var. Şu karşı tarafta bir tane bank var. Karşıda tekrardan Dolce Cafe diye bir yer var. (Gülüyor)
Burada ağırlık Fransızca konuşuyor çoğu. Maalesef çoğunun dilini anlamıyorum yani. Elbette İngilizce bilenler de var ama çok çok az seviyede. Yani ağırlık hepsi bu ülkede Fransızca konuşuyor, öyle söyleyeyim size. Çok güzel bir bahçesi var burada. Evet arkadaşlar, yolumuza devam ediyoruz. Oteli de kaybetmeyiz inşallah. Bakalım gidiyoruz. Nereye gittiğimi ben de bilmiyorum. Sadece maksat geldik bari, az da olsa biraz videomuz olsun Fas'ta. Az da olsa size yerleri göstermeye çalışıyorum. Ve tabii ki burası yani belki de yani Fas'ın mutlaka daha fazla, daha farklı güzel yerleri gösterecek yer mutlaka vardır. Ama dediğim gibi maalesef otele çok uzak ve yarın sabah da zaten saat 6 gibi, sabahın 6'sında çıkış yapacağım otelden ve havalimanına gideceğim. İstanbul uçağına bineceğim. Geldiğim şirket gerçekten çok kaliteli bir şirket. Yani bilmiyorum ama Türkiye'den gelirken de bu şirkette gelmiştim. Royal Air Maroc gerçekten, hani reklam oluyor belki ama gerçekten yani kaliteli bir şirket. Çünkü yani birçok yani yolcunun birçok şeyini düşünüyor. Yani birçok şeyini düşünüyor. Yani örnek veriyorum, Türkiye'den geldiğimde de transfer için örnek veriyorum, bagajı otomatik şekilde mesela uçaktan uçağa yüklüyorlar. Yani bagajla uğraşmıyorsunuz. Verdiğiniz şekilde. İsterseniz 3 aktarma, isterseniz 5 aktarmanız da olsa yani kesinlikle bagajı bir sefer verdiğinizde onlar kendisi otomatik şekilde hallediyor. Böyle çok güzel bir bahçe varmış. Şurayı da bir çekmek. Şu arkada değişik bir yapı gördüm. O yapının oraya yakınlarına gitmeye çalışacağım ama çok farklı bir yere benziyor. Orayı çözmeye çalışacağım ne olduğuna dair. Nasıl da inşaat hali. Burada Fas'ın bu şekilde iki tane şehri varmış. Yani daha çok turistlere yönelik. Birisi Casablanca, diğer şehrin adına Marrakeş. Aklımda kaldığı kadarıyla Marrakeş diye bir şehir. Yani bu iki şehir Fas'ın yani ağırlık turistik yerleri, öyle söyleyeyim. Aynı Türkiye'nin Antalya veya Bodrum'u gibi düşünün. Ve gördüğüm kadarıyla burası yani gerçekten yani yapılar olsun, evler olsun, birçok şeyler hep yeni yapılıyor. Yani hemen hemen tüm yapılar yeni yani burada. Ona dikkat ettim. Fas'ın tabii ki daha böyle bir ücra sokakları, ücra yerleri var. Yani ücra derken daha böyle varoş yerleri de var. Onu birkaç videoda kendim de izlemiştim. Daha böyle hani eski evler, daha böyle antik yerleri de var. Ve tabii ki o tarz yerler burada değil. Yani Casablanca'ya tarafında değil. Daha farklı ismi vardı oranın, adını unuttum şimdi. Çok güzel bahçe düzenlemeleri yapıyorlar burada ya. Otellerde ya da evlerde olsun.
Evet. Evet. Yürüyoruz. Dolaşıyoruz. Dediğim gibi nereye gittiğimi, hangi sokakta, hangi mahallede, hangi caddede olduğumu ben de bilmiyorum. Pek de bir önemi de yok. Önemli olan geldiğim yolu tekrardan geriye dönebilmem. Dediğim gibi daha fazla vaktim olsaydı, örnek veriyorum 2 gün, 3 gün veya bir hafta gibi bir vaktim olsaydı elbette ona göre kendime bir plan, proje çizerdim. Derdim ki bugün buraya gidiyoruz, bugün bu bölgeye gidiyoruz, şurayı geziyoruz. Ama dediğim gibi Türkiye'ye gideceğim. Arabalar falan da hepsi lüks ya. Yani eski model bir arabaya dahi denk gelmedim. Yani hepsi neredeyse 2020 model, 2018 model araçlar. Ve otelde bir tane su aldım. İnanmayacaksınız. Bir adet su 3 euro. Sadece bir su 3 euro arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum ki yarın gidene kadar o suyu bitirmeyeceğim. Çünkü yani dediğim gibi bayağı pahalı bir su. Hani özelliklerine bakacağım suyun. Gerçi bir herhangi bir özelliği de yok. Normal bildiğiniz içme suyu. Şişe su. Ama 3 euro olması tabii ki birazcık biraz değil, aşırı abartı oldu. Hatta birazdan dönerken birkaç market gördüm veya yolda görürsem herhangi bir markete gideceğim ve aynı aldığım şişe suyun fiyatını soracağım ne kadar diye. Yani bildiğiniz 30 dirhem dedi bana. 30 dirhem de aşağı yukarı 3, evet 3 euro yapıyor. Aslında Fas da çok pahalı bir ülke değil normal şartlarda. Yani aşırı pahalı bir ülke değil ama şu an dediğim gibi turistik bölgede olduğum için bir de otelde fiyatlar belki 3 belki 5 katı. O yüzden böyle bir durum. Normal şişe suyu yani öyle tahmin ediyorum ki Fas'ın normal yerinde alsanız herhangi bir marketinde bakkalında yani 50 kuruşa geçeceğini zannetmiyorum yani. Evet, şu arkada farklı bir yapıt görmüştüm. Orayı çok merak ettim. Orayı bakmaya çalışacağım ne olduğuna. Ayrıca Fas ağırlık Müslüman insanların yaşadığı bölge. Thank you.
sokakları şu şekilde ve hemen hemen her tarafta ağaçlar var. Çok güzel. Yani çok güzel ağaçlandırma, bahçelendirme yapmışlar. Ve bu da tabii ki ayrı bir güzellik katmış bu bölgeye. Evet, şu yapı arkada görüyorum. Oraya gideceğim. Ne olduğuna bakacağım. Hani bildiğiniz cami desem cami değil, kilise desem kilise değil. Çok farklı bir yer. Bayağı uzaktan gördüm orayı. İlla yanına gidip görmek istedim acaba ne olduğunu. Tamam. Yani burada da aslında incin top oynuyor diyebilirim yani. Sokaklarda falan fazla insana denk gelmedim burada. Dediğim gibi burası merkeze biraz uzak bir bölge. Daha çok Casablanca Havalimanı'na yakın. Lay 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 lay. Evet. Böyle tahmin ediyorum ki şurası camiye benziyor ama cami mi değil mi? Tam emin olamadım. Değişik bir yapı. Evet. Şuradan belki aradan girebilirsem. Şuradan geriden gideyim. Daha yakından görmeye istiyorum. Aa, şurada da köpekler varmış. Küçük küçük. Sağ. Evet. Evet, burası öyle tahmin ediyorum ki cami. Selamünaleyküm. Lay 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 lay. Evet, Arapça yazılar yazıyor ama 2022-1444 diyor. Evet. Maalesef hiçbir şey anlamıyorum çünkü hep Arapça yazıyor. Burada bir kabir var öyle tahmin ediyorum ama birisinin kabri var burada öyle tahmin ediyorum. Evet. Yani tam olarak kapılar da kapalı, içeri de giremiyorsunuz. O yüzden burası şöyle bir yer. Biz de arka tarafa. Evet, yolumuza devam edelim. Şurayı da bir fotoğraf. Evet arkadaşlar. Çok güzel, sessiz, sakin bir yer diyebilirim.
Şurası çok güzel bir yere benziyor, bir sokağa benziyor. Evet, burası da yani resmen şu arka tarafı orman, orman gibi bir yer. Orayı çekeceğim, göstereceğim size. Hatta şurada bir fotoğraf karesi alacağım. Gerçekten çok ilginç bir yer. Yani güzel bir yer, öyle söyleyeyim. Göz alıcı bir yer diyebilirim size. Şurası bile. Çok güzel. Özene bözene yapmışlar yani burayı. Çok güzel ağaçlar, bitkiler. Yani insanın buradan geçerken içi açılıyor diyebilirim yani. Benim şahsen çok hoşuma gitti bu sokak. Şu arkasında merak ettim. Arkada da orman gibi bir yer var arkadaşlar. Mutlaka size orayı da göstereceğim. Yani çok ilginç bir yere benziyor. Göz alıcı bir yer diyebilirim yani burası. Yani şu sokak gerçekten çok güzelmiş. Evet, arkada da orman, yeşillik yerler var. Mutlaka burada da birkaç fotoğraf karesi alacağım. Hatta insanlar oturuyor. Ormanın bahçesinde oturma yerleri falan da var. Böyle bir yer. Farklı bir yer arkadaşlar. Ya her ülkenin kendine has güzel yerleri, güzellikleri var. Mutlaka görülmesi gereken, gezilmesi gereken yerleri var, öyle söyleyeyim. Şuraya oturacağım. Biraz dinleneceğim. Şey yazıyor şurada ama Asosyan Emhada Porle Defilement et la Conservation Entra. Maalesef Fransızca yazıyor. Bir de Arapça. Burası da öyle tahmin ediyorum. Bulunduğumuz yerin ismi. Mangal yapıyorlar ya. Buradan görüyorum. Adam elinde şey sallıyor. Yakınlaştırmaya çalışacağım ama. Evet, mangal yapıyorlar. Vallahi mangal yapıyorlar. Evet. Ormanda mangal. Arkadaşlar, şimdi yolumuza devam ediyoruz. Şu mangal yapan insanların yanından geçmek istiyorum. Daha yakından bakacağım. Evet, mangal yapıyorlar ya, bildiğiniz mangal. Ateş yakmışlar. Evet. Casablanca gerçekten. Burası da çok değişik, çok farklı bir yer diyebilirim size yani. Çok değişik bir yer. Say bakayım. Burada mangal yapıyorlar. Ondan sonra şimdi çok şeyler aslında yani, hepsi selam veriyor, selam alıyor yani. Hatta otele, pardon, özür dilerim, havalimanına indiğimde işte uçuş görevlisi şeyine gittiğimde, öyle söyleyeyim ben size yani, işte dışarı çıktığımda havalimanından otel için kupon almaya gittiğimde, bayan dedi hoş geldiniz, merhaba, nasılsın falan. Baktım bildiğiniz Türkçe konuşuyor. Ya dedi, yok dedi, birkaç kelime biliyorum dedi. Hepsi misafirperver diyebilirim yani. Sen hepsi çok misafirperver insanlar yani. Yani gördük, şu ana kadar gördüklerimi anlatıyorum elbette.
Düşündüğümden ya da söylediğimden tabii ki farklı şeyler de olabilir ama şu ana kadar gördüklerim hepsi yardımsever, cana yakın insanlar. Evet, burada da ana yola geldik. Evet, burada dediğim gibi bu bölgede araç şart, çünkü burada araçsız yani bir yere gidemiyorsunuz. Yani bu bölgeden dışarı çıkma şansınız yok araçsız, çünkü burası bildiğiniz her taraf yol, yani her taraf. Böyle bir yer. Evet, şimdi tekrardan geldiğimiz yollardan olmasa bile yavaş yavaş geriye doğru otel yoluna doğru gidiyorum. Birazdan akşam yemeği başlayacak. Karnım da biraz acıktı açıkçası. Akşam yemeği yiyeceğim. Ama önden önce merak ettiğim bir konu vardı. Mutlaka bir markete girip bir tane su alacağım. Merak ettim fiyatını. Ne kadar diyecekler. Bayağı da yol gelmişim. Daha yolun çeyreğini anca açtım diyebilirim. Daha bayağı bir yol var. Bayağı da yürümüşüm. Haberim yok. Evet. Hala oteli göremedim.
sana. Yani bu bölge için diyebileceğim tek şey, yani çok Avrupa'yı bir yer diyebilirim gerçekten. Çok güzel yapılar ve çok güzel bahçe düzenlemeleriyle ayrı bir güzellik katmış bölgeye. O yüzden gerçekten çok güzel bir yer diyebilirim yani. Evet, cami o tarafta kaldı. Demek ki geldiğimiz yol kadar bir o kadar daha yolumuz var. Daha yeni görebildiysem orayı. Evet arkadaşlar, tahmin ettiğim gibi şu an bir adet kola aldım. Yani su zaten 30 kuruş falanmış. 20 kuruş mu 30 kuruş mu öyle bir şey. Kola aldım. 2 euro verdim. 1,20 geri verdi. Yani 80 kuruş. Evet. Otele göre neredeyse 30 kuruş nerede? 3 euro nerede? %300 mü diyorlar? %100 mü? %100 ya da %300 herhalde. Evet. Burası dediğim gibi. Bir de bu bulunduğum bölge pahalı bir bölge. Yani bu burada 80 kuruşsa öyle tahmin ediyorum ki Fas'ın daha böyle içlerinde, daha böyle merkezi yerlerinde belki de 50 kuruş, 60 kuruş olabilir yani. Ya şöyle park gibi bir yere girdim. Burada da güzel farklı yerler var. Her taraf yemyeşil gene. Bir şey yapmışlar. Nerede bank var, banka oturacağım. Büyük ihtimal. Evet. Burası da böyle bir yer. Otelimize, otelin olduğu yere tekrardan geldik arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar diyelim. Şimdi bütün bu videoları bir an önce çalışıp yüklemeye çalışacağım. Tahmin ediyorum ki bayağı sürecek çünkü bayağı video var. Ayıklayacağım içlerinden, ona göre bir an önce
YouTube'a atacağım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Şu an otelin içini size gösteriyorum. Böyle değişik şeyler yapmışlar, maske falan. Aynen. Odamıza koymuşlar. Çok değişik bir konsept bir otel. Şurada da nargile falan görmüştüm. Evet. Burası da otelin iç kısmı. Şimdi akşam yemeğini yedim ve şöyle havuzun kenarına oturdum. Relax yapıyorum. Aynı otelin ismi gibi. Relax. So. Bugünlük bu videodan da bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız, beğeni yaparsanız ve ayrıca yorum yaparsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar, iyi günler.